Bir canlı yayınımız daha olacak. Bu kez Erzurum'a uzanıyoruz. Palandöken Kayak Merkezi'ne sezon açılışı yapıldı malumunuz. Kayak severler daha iyi hizmet alabilmesi için çalışmalar geceli gündüzlü aralıksız devam ediyor. Bir yanda suni kar yapılıyor. Diğer tarafta kar araçları pistleri hazır hale getiriyor. Erzurum'da TRT Haber muhabiri arkadaşımız Mikail Kurban. Kardan adama dönmeden hemen sözü kendisine bırakalım. Neler anlatacaksın Mikail Kurban? Erzurum'un dondurucu soğuğuna ilişkin seni dinliyoruz. Evet, öncelikle şunu belirtelim. Şu anda yoğun bir kar yağışı altındayız. Ancak bu meteorolojinin beklediği kar yağışı değil. Palandöken'in pistleri için özel hazırlanan, suni bir şekilde yapılan kar yağışı. Tabii ki Türkiye'nin kış turizminde parlayan yıldızı Palandöken Kayak Merkezi sezonu açtı. Peki o pistler nasıl hazırlanıyor? Bizler şu anda TRT Haber ekibi olarak Palandöken Kayak Merkezi'ndeyiz. Özellikle gece saatlerinde ekipler burada 7/24 suni karlama sistemiyle birlikte pistleri hazırlıyorlar, hazır hale getiriyorlar. Tabii bizler kameralarımızla birlikte Palandöken'in dört bir yanına kurulduk ve buradaki bu suni kar karlamayı ve pistlerin nasıl yapıldığını ekranlara getireceğiz. Tabii şu anda hava sıcaklığı -5 derece. Tabii hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte hemen suni kar sistemi devreye giriyor. Onu da konuklarımızdan alalım. Yusuf Uygur, Palandöken Kayak Merkezi Genel Müdürü ile konuşacağız. Efendim hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. Ejder 3200 Palandöken Kayak Merkezi'nden iyi geceler diliyorum. Evet, şu anda yoğun bir kar yağışı altındayız. Evet. Gerçekten şöyle arkamıza baktığımızda muhteşem bir manzara var. Ekipler snow trucklarla galiba çalışıyorlar. Evet. Nasıl gidiyor hazırlıklar, neler yapıyor? Şu an Palandöken'de pistlerimizde 1 metreye yakın kar var. Ve biz yine Türkiye'de bir gelenek haline gelen, sezonu ilk açan kayak merkeziyiz. Bir arada sezonu muhteşem bir görsel şölenle açtık. Şu anda pistlerimizde kar durumumuz süper ötesinde, çok iyi. Bütün kayakçıları ilk kayağını kaymak için Palandöken'e bekliyoruz diyelim. Neler yapılıyor? Tabii şu an snow trucklar değil mi, araçlar? Kaç tane var? Hazırlıklar hangi aşamada? Şu an gördüğünüz gibi bizim 304 tane sting dediğimiz suni karlama hattıyla bütün pistlerimizde suni karlama çalışmaları devam ediyor. Onun haricinde 8 tane snow truck dediğimiz kar ezme araçlarıyla sabaha kadar bütün pistler daha konforlu kayak yapabilmek için hazırlanıyor müşterilerimize. 24 saat süren bir operasyondan bahsediyoruz. Yani gündüz bütün kayakçılarımız daha rahat kayak yapabilmesi için biz 24 saat aktif sahadayız, çalışıyoruz. Efendim tabii ki şunu merak edenler oluyordur. Şu anda bizler de görüyoruz, üzerimiz, mikrofonumuz ve tamamen yüzümüzde kar oldu. Bu evet. Suni karlama sisteminde yani neler kullanılıyor bunu kara dönüştürmek için, neler yapılıyor? Suni karlama sisteminde bizim iki tane 150 bin metreküplük göletimiz var. Bu göletten aldığımız suyu biz 70 bar basınçla %40'ı hava, %60'ı kar olmak üzere, su olmak üzere bu stinklere basıyoruz. Bunlar da molekül halinde -5 yakalayınca, havadaki nemi de minimum %70 yakalayınca böyle muhteşem bir kar yağışı elde ediyoruz. Bu bizim pistlerimizin %80'inde bu sistem kurulu. Biz hiç kar yağmasa bile -5 hava yakaladığımızda suni karla bütün pistlerimizi açabilecek kapasitedeyiz. Efendim tabii şunu da görebiliyoruz. Şu anda püskürtülen su, evet, havanın ne kadar soğuk olduğunu da buradan görüntüyle hissettirebiliyoruz değil mi? Su havayla birleşip kara dönüşüyor. Evet. Şu anki hava sıcaklığı derecemiz -5. Evet. Erzurum'da muhteşem bir hava var. Muhteşem bir kayak pistimiz var. Her şey çok güzel bir şekilde devam ediyor. Biz bu sene pistlerimize yeni pistler ekledik. Bol kar pisti olarak yaklaşık 25 tane pistimiz vardı bizim. Bunların 8'i mavi dediğimiz acemiler için kullanabilecek pistler. 7'si kırmızı, 10 tanesi de usta kayakçıların kullanabileceği siyah pistimiz vardı. Biz bunlara 5 pist daha ekledik ve bütün pistlerimizde, bütün kayak merkezimizde, güvenlik kameralarımızla yeni sezona tam enerjiyle, tam gücümüzle hazırız. Efendim şöyle aracımız yanımıza doğru geldi. Sizi böyle yanımıza doğru alalım da biraz da araçları tanıyalım. Hangi ekipmanlar kullanılıyor burada? Bu araçlar snow truck dediğimiz kar ezme araçları. Bunlar aynı zamanda vinçli olan aracımız. Bu %70 eğimdeki arazilerde bile pistleri ezebilme yeteneğine sahip. Önde hem karı sıyırma özelliği var. Pistleri
tesviyesini yapıyor. Arka taraftan da pistleri kayakçılar için çok konforlu, çok daha lüks hale getirmek için ezerek bütün pistleri böyle hazır hale getiriyoruz. İnsanlar burada hiç sorunsuz, yani şöyle diyebiliriz, kayağın otobanını biz hazırlıyoruz. Evet. Bunu iddiayla söyleyebiliriz. Gerçekten onu da görebiliyoruz. Evet. Yani şunlara biz çok iddialıyız. Şu an sizi ağırladığımız kayak merkezimiz Türkiye'nin en iyi hem teknolojik anlamda hem donanım anlamında hem de pistleri anlamında şu an Türkiye'nin en iyi kayak merkezindesiniz. Tabii sezon açıldı. Otellerde şu an durumlar nasıl? Otellerde şu an bu sene rezervasyonlarda %30'luk bir artış var zaten. Ve otellerimizde şu an doluluk oranı %70 seviyesinde. Bu 15 Aralık'tan sonra yoğunluk iyice artıyor. Yılbaşı ve sömestrede şu andan %90 seviyesinde doluluk oranına ulaştık. Tabii şunu da söyleyebiliriz değil mi? Palandöken'de suni kart sistemiyle birlikte hiçbir zaman kar eksik olmuyor. Şöyle diyebiliriz. Türkiye onu da uzatıyor. Evet. Kar garantili kayak merkezi diyebiliriz. Sezonu ilk açan kar garantili kayak merkezi. Tabii şu anda tabii ekranlara geliyor. Işıklandırılmış pistler de var. Hani burada gece gündüzde kayak imkanı sunuyor falan dökendi. Işıklandırılmış pistlerle onu da bu sene devreye aldık. Türkiye'nin en uzun gece kayak pistini hazırladık. Toplamda 6 kilometrelik gece kayak pistine sahibiz. Bu profesyonel anlamda yapılmış bir pist. Yani şu anki ışık gücümüz 300 lüks değerinde ışık gücüne sahibiz. Sınırsız, kesintisiz gece kayağında 4 kilometreye kayak yapabiliyorsunuz. Totalde de 6 kilometrelik bir piste sahibiz gece kayağında sadece. Aynı anda pistlerde kaç kişi kayak yapabiliyor? Şu an Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerimizde totalde aynı gün içerisinde 54 bin kişiye hizmet edebiliyoruz. Saatteki teleferiklerimiz, teleseyircilerimizin taşıma kapasitesi de 15 bin civarında. Bununla birlikte biz hem konforlu bir şekilde hem güvenli bir şekilde bu imkana sunabiliyoruz. Çünkü kayak merkezlerinin en büyük handikaplarından birisi de güvenliktir. Biz bunu bütün pistlerde dağın tamamına yerleştirdiğimiz 140 kamerayla bütün pistleri tamamen güvenlik altına aldık. Tüm kayak severler hepsi bizim güvencemiz altında konforlu bir şekilde kayak yapabilirler. Yani şunu söyleyebiliriz değil mi? Yeni sezonda kayak severler Palandöken'e gelip rahatlıkla bu uzun pistlerde, güzel pistlerde güvenli bir şekilde kayaklarını yapabilirler. Şu an Palandöken'de aynı zamanda biz Türkiye'nin en uzun pistine sahibiz. 12 kilometrelik pistine ve dünyanın en dik olan pistine de sahibiz. Palandöken'e gelen kayakçılar kayağı sınırsız bir şekilde doyacaklar. Çünkü bizim pistlerimiz, teleferik sistemlerimiz, sunduğumuz gece kayağı hizmetleri ve pistlerde sunduğumuz sosyal donatı alanlarımızla misafirlerimizi çok keyifli vakit geçirebilecek alanları biz oluşturduk. Herkesi de Palandöken'e mutlaka kayağı bekliyoruz. Evet, şu anda görüyoruz tabii arka tarafımızda yoğun bir çalışma var. Ne kadar sürüyor çalışmalar? Gecenin geç saatindeyiz tabii şu an. Şimdi her gece bizim toplamda 70 kilometre pistimiz var. Ve bu pistler her gece bu operasyonda bütün araçlarımızla birlikte sabaha kadar bu operasyon yapılmış oluyor. Aynı zamanda sabah da çığ patlatma sistemlerimiz devreye giriyor. Herhangi bir çığ riski olan yerlerdeki çığı biz aldıktan sonra bütün güvenlik birimleri buna onay verdikten sonra pistlerimizi tam emin şekilde açabiliyoruz. Tabii güvenlik kameraları da dört bir yanda kurulu. Evet. Kaç adet kamerayla izleniyor falan? Şu an 140 kamerayla izleniyor. Aynı zamanda biz Palandöken'de meydanlarda ve sosyal tesislerde ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunuyoruz. Ve dağın 3200 akımında bile şu an 100 megabit internet hattına sahibiz. Bu teknolojiyi her zaman kullanabiliyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz biz sizlere. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz diyoruz tekrar. Sağ olun. Evet, şöyle kameraman arkadaşımla birlikte tabii ki işçiler gördüğünüz gibi burada yoğun bir şekilde çalışıyorlar ve biz de neredeyse kardan adama dönüşmüş durumdayız. Hava sıcaklığının -5 dereceye düşmesiyle birlikte Palandöken kayak merkezinde de tabii ki suni kar sistemiyle birlikte burada yapay kar yapılıyor. Şöyle işçilerimiz yanımıza doğru gelebilirse onları bekleyelim biz. Şöyle onlara da tabii onlar da gecenin geç saatinde Palandöken'e emek veriyorlar. Burada çalışıyorlar. Şöyle ben onların
yanına doğru da eğer çıkabilirsem Snowtruck kar üstü araçla birlikte gördüğünüz gibi burada çalışıyorlar. Efendim kolay gelsin. Öncelikle hoş geldiniz efendim. İyi yayınlar. Nasıl gidiyor çalışmalar? Süper. Biz Ejderhaş'a 3200 Snowtruck ekibi olarak şu anda pistlerimizde sunu kar serme işlemi yapıyoruz. Sunu kar serme işlemi bittikten sonra freze denilen kısma geçeceğiz. Freze denilen kısmı da bir an önce bitirip pistimizin ayazını çekmesini ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak amacıyla en kısa sürede pistimizi halletmemiz gerekiyor, bitirmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederiz sizlere. Tabii zor işiniz. Zor ama şöyle diyeyim, adrenalin yüksek. Hobi diyeyim, sonuçta ücretli çalışıyoruz ama bir hobi olarak da düşünebiliriz bunu. Kendi memleketimiz, ne kadar memnuniyet bizi de o kadar iş azmimizi artırıyor. Yani memnunuz. Çok teşekkür ederiz. Fazla tutmayalım. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Evet, gördüğünüz gibi burada çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Palandöken Kayak Merkezi dediğimiz gibi geçtiğimiz günlerde muhteşem bir açılışla, havai fişek gösterileriyle ve yine meşaleli kayak gösterisiyle birlikte yeni sezona merhaba dedi. Pistler de gördüğünüz gibi emek isteyen bir iş. Tabii aslında kayak burada, kayak yapılması zevkli oluyor ama bu pistlerin yapılması da emek isteyen bir iş. Yaklaşık gördüğünüz gibi şu an itibariyle Palandöken'de kar kalınlığı 1 metreye kadar ulaşmış durumda. Tabii yine yapay karla birlikte bu kar kalınlığı daha da üst seviyeye ulaşıyor ve gelen misafirlere de en iyi kayak hizmeti sunmak için burada çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor diyelim ve Erzurum'dan sözü yeniden size bırakalım.